İran'daki kazadan isterseniz önce başlayalım. Ön rapor çıktı. Ön rapor şunu söylüyor aslında bakarsanız. Yani şu an bu kazada bir şey var mıydı, sabotaj var mıydı, yok muydu tam olarak belirlenmedi. Daha doğrusu öyle bir bulguya rastlanmadı ama daha fazla araştırma yapmaya ihtiyaç var gibi bir rapor çıkıyor. İşte pilot düşmeden 1,5 dakika önce diğer helikopterdeki pilotla konuşuyor falan filan. Fehmi Bey, biz burada bir komplo aramalı mıyız? Amerika'da dedi ki ya ne alakası var canım? Bize böyle şey yapıyor ama ne İsrail'de alakası rahatsız var? olduğu kendisinin İsrail'de rahatsız göstermesinden. oldu. Şimdi şöyle bir sorunu var bu tür olayların. Yani gerçekten sabotaj olduğunu düşünülse bile eğer ülkeler buradan kendilerine bir zayıflık geleceğini düşünürlerse suikast yok da diyebilirler. Diyelim suikast yoksa bile kendileri açısından onun suikast olarak gösterilmesi ve birilerinin suçlanması daha doğru ve sonuç getirecek bir şeyse suikast da diyebilirler. Dolayısıyla bizde de çok yakın zamanlarda bazı buna benzer suikast havası alınabilen olaylar oldu ama hiçbirinin dosyası suikast olarak kapanmış değil. O bakımdan bu da herhalde tarihe suikast değil olarak Geçecek. bildirdiğine göre İran'ın öyle geçecek. Ama hep biliyoruz eğer problemli olan bir ortam varsa ve o ortamda problemin merkezinde birisi bulunuyorsa onun ortadan kaldırılması ille işte Birinci Dünya Savaşı'na, İkinci Dünya Savaşı'na yol açan olaylar gibi olması gerekmez. Ne olur? İşte bir kaza olur. O kazada birileri ilahi takdir sonucu hayatlarını kaybetmiş olurlar. Bu da öyle bir olaya benziyor benim baktığım pencereden. Çünkü İran'a baktığımızda onları bekleyen bir takım gelişmeler yaşanması doğal. 85 yaşına gelen bir dini liderleri var. O herhangi bir şekilde görevini yapamayacak hale gelir ya da vefat ederse yerine kimin geleceği sorusuna cevap olarak reisinin adı kullanılıyor diyor. İbrahim Reisi zaten o çizgiden bir insan. Kendisinin geçmişinde yaptığı görevlere baktığımız zaman İran'ın içerisinde en sert davranışlar sergilemiş olan belki de binlerce kişinin bir şekilde hayatını kaybetmesine yol açan olaylarda Evet. doğrudan karar merci olan bir insan. O bakımdan yani onun geleceği bir dini liderlik İran'ı bundan sonra işte Hümeyni'nin başlattığı çizginin doğal sonucuna doğru götürecektir. Ama bu arada da İran'da artık bu mollalar rejimi diye adlandırılan yönetim tarzının karşısındaki olan muhalefet çok güçlendi. Yani belli ki son seçimlerde %40'ın altına düşen bir katılım Katılım var. var. Bu katılımlar gösteriyor ki aslında insanlar karşılarına aday olarak çıkartılan, çünkü herkes aday olamıyor. Adaylıkları tespit eden bir yer var. En son karar merci de zaten dini lider. Baktığınız zaman işte reisinin seçildiği olayda da daha güçlü adaylar çıkabilecekken onların adaylıkları engellendi. Doğal olarak reisinin çıkması sağlandı. Ama bu böyle devam eder mi İran'da? Biraz zora benziyor. Yani bundan sonraki seçim, mesela 50 gün 50 sonra gün seçim sonra hep yapılması seçim. gerekiyor. O seçimde eğer yine bir önceki seçimde olduğu gibi adaylar hep aynı zihniyette olan sertlik yanlısı, mollalar rejimi denilen yönetim tarzının doğal uzantısı kişilerden ibaret olacaksa yine hatta %40'ın bir çok çok altında bir katılımla ancak sonuç alınabilir. O da rejimin güçsüzlüğünün dışa artık iyice yansıması haline gelir. Yani çünkü katılımın düşmesi
Türkiye'de işte en düşük baktık bu son seçim ama yüzde yine 80'e yakın evet. bir katılım oranı olmuştu. Demokratik bir görüntü vermek istiyorsanız bunun asla 70'in %70'in altına düşmemesi gerekir. Son seçimlerde o katılım oranının düşük olması zaten biraz kuşkular doğurdu İran rejimi hakkında. Yeni işte 50 gün sonra yapılması kaçınılmaz olan seçimde yine çok düşük bir oy oranı, katılım oranı çıkarsa rejim iyice sallanır diye görünüyor. Dolayısıyla bu reisinin kaybı bu şu andaki yönetimin bir kaybı aslında. Onlar da bunun bir suikast sonucu yaşanan kayıp olmadığını bildirdiklerine göre böyle kabul etmemiz gerekiyor. Böyle kabul etmemiz gerekiyor. Mehmet Bey bir de bu kazadan sonra işte helikopterin enkazını Akıncı buldu diye böyle bir şeyler oldu. Biz buluruz. Burada biz bulamamışız ama öyle diyorlar. Yani olsun, İran onlar genel fitne yapıyorlardır. Öyle söylüyor. Onlar bulmadı diyor. Yani zaten o diyor enkazın bulunduğu yere gelmediler bile diyorlar. Ve burada da bir milli yas da ilan edildi bir gün. Biz şimdi enkazı bulduk bulamadık falan ayıp mı ettik bize ayıp mı edildi ne oldu bir de milli yas ilan ettik falan siz ne düşünüyorsunuz? Şimdi tabii aslında yani normalde bu işle ilgili bir takım komplo teorileri yapılabilir yani devlet çünkü hala işte geçmişte mesela siz yazmıştınız Ziyaül Hak'la ilgili filan mesela bir şey söylendi Özal'la ilgili Muhsin Yazıcıoğlu ile ilgili evet ama bu hep böyle kalıyor. Belki de vardır bilmiyorum. Yani o konuda elbette farklı şeyler söylenebilir. Ama bir gerçek var ki yani İran'ın yani bindiği, reisinin bindiği helikopter işte Şah döneminden kalma 40-50 yıllık bir şey. Halen Cumhurbaşkanı'nın bindiği uçak da öyleymiş. Şimdi tabii esas problem o. Yani belki parçalarını değiştiriyorlar filan, bir ambargo altındasın. Tabii. Sonuçta dünyaya kapatmışsın. Oysa yeraltı kaynakları, işte petrolü, doğalgazı, zengin bir şey var. Ama toplum fukaralık çekiyor. Niye? Artık bu dünyalı değilsiniz siz. Yani bu dünyanın bir takım kuralları var, şeyleri var. İnsanlarla ilişkileriniz olacak ülkelerle. Ülkeler birbirlerinin her zaman ayağına basarlar yani çünkü herkes kendi milli çıkarlarını düşünmek zorundadır. Ama bir şekilde diplomasi yoluyla bunlara çözüm üretilir. Yani onu yapmak yerine kendinizi dünyaya kapatırsanız sonuçta hem ekonomik anlamda bir refah üretemezsiniz hem de toplum kendi toplumunuza huzur getiremezsiniz. Çünkü orada yani hakikaten yani Molla rejimi Fehmi abinin söylediği şey doğru. Yani orada insanlar artık işte seçime de itibar etmiş. Çünkü yapılan seçim bir şey sonuç üretmiyor. Molla rejimi derin bir aslında İran'ı getirdiği yer derin bir çürüme. Yani hem ahlaki anlamda hem kendi dinamiklerini harekete geçirme anlamında büyük kayıpla karşı karşıya. Şimdi tabii buradan ancak kendi dinamiklerini harekete geçirerek daha dünyalı olmak lazım. İran tabii bunu yapabilecek mi bilmiyorum. Şimdi Akıncı ile ilgili yani evet Türkiye sonuçta İran komşumuz, yıllarca ilişkilerimiz olan dostumuz bir ülke. Oraya böyle bir yardım teklifinde bulunması doğal ve gitmiş bulamamış anladığımız kadarıyla. İran'ın açıklaması öyle. Yani farklı bir yeri tespit etmiş Akıncı. Ben esas orada Türkiye'nin tabii şeyi var biliyorsunuz ankası var devletin ankası. Bu tabii biraz akraba ihası olduğu için sorular soruluyor Türkiye'de. Neden kardeşim devletin daha donanımlı, teknolojik olarak daha üstün şeyleri varken Akıncı gönderildi ama o kadar olur. Yani sonuçta o şirkette Sayın Cumhurbaşkanı'nın damadının şirketi herhalde o daha bir ayrıcalıklı konumda olacaktır. Konumda olacaktır. Olacaktır. Ayrıca yani Muhsin Yazıcıoğlu'nun helikopterini de üçüncü günde ancak
bulabildik yani. Evet. Bu tür şeylerin oraya kolay bulunduğu bir... Çok tabii oradaki şartlar, hava şartları da çok zor. Yani çok, o kadar kolay bulmak şey değil. Ben tabii işin bu yönüyle ilgilenmiyorum da yani hemen bulamayabilirsin. O son derece doğal bir şey. Fakat o şey başladığında mesela Türkiye'deki bütün televizyonları açın. Herkes hepsinde, bir tabii. Şey övgüsü. Kardeşim bu sonuçta İHA dediğimiz şey yani burada şey olarak kullanılıyor da üretim biçimi itibariyle insan öldüren bir şey. Yani Türkiye'ye dün şeye gitmiştim. İHA değil, SİHA. He? Silahlı olan. Silahlı olan İHA'lar var mesela. Onlara SİHA evet. 11. Cumhurbaşkanı Sayın Abdullah Gül'e gitmiştim de onunla konuşurken bu İHA meselelerinde bir şey söyledi. Diyor ki bir şey getirmek lazım. Yani evet bunu üretmek çok doğru bir şey, güzel bir şey. Ülkemizin savunma sanayi açısından önemli. Ama biz her isteyene satıyoruz. Yine satalım ama bir komite oluşturulmalı. Bunu nerede kullanacak? Yani, diyorsunuz ki Abdullah işte, Gül'ün bu konuda bir endişeleri de Somali'ye var. Somali'ye satıyoruz diyor, işte Etiyopya'ya satıyoruz. Dolayısıyla bu sattığımız yerlerde hakikaten bunları doğru yerlerde mi kullanacaklar? Yoksa şeylerde mi? Çünkü mesela Amerika biliyorsunuz Afganistan'da dün şeylerini, konvoylarını bombaladı, insanlar öldü. Bu konuda da sicili şey olarak mesela Amerika satıyorlar mı her isteyene? Ben onu mesela o konuda bir fikrim tabii yok. Tabii her ülke her isteyene ticari satıyorum. Olarak satıyorlar. Yani sicili bozuluk ülkeler var bu konuda. Amerika, İngiltere, Fransa ve Türkiye. Yani bu İHA'lar dolayısıyla insan kayıpları açısından en şeyli sicili bozuk ülkeler bunlar. Her ülkeye sattıklarını değil. Zannetmiyorum. Yani İsrail'e satmıyorlardır. İsrail'e her ülke derken. Rusya'ya satmıyorlardır herhalde. Yani netice Ukrayna'ya sattıklarını. Rusya'ya satıyorlar galiba. Ukrayna'ya satıyorlar. Yok, ama. Ukrayna'ya satıyorlar. Ukrayna'ya satıyorlar. Ve Rusya da mutlu değil bu olaydan. Evet. Ama sanki o zaman şöyle bir şey hatırlıyorum. İsterse Rusya'ya da verebiliriz gibi bir şey hatırlıyorum. Ya Rusya'ya da satar, niye satmasın? Borçlarını öder. Türkiye'nin doğalgaz borçları var. O da ama doğru. Ukrayna ile orada fabrika kuracak kadar yakın ilişki olunca Rusya almak istemez yani doğal olarak da. Satır herhalde, öyle bir anlaşması vardır Rusya'ya satmama konusunda.